Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün yine yeni bir suç dosyası videosuyla karşınızdayım. Bugün küçük bir kız hakkında konuşacağız. Başına gelen çok üzücü bir olaydan bahsedeceğim size. Bu dava sizin önerilerinizle yapılmış bir dava. Bu önerilerde bulunmak istiyorsanız beni Instagram'dan Emine Almiri olarak aratarak takip edebilirsiniz. Benimle birebir iletişime geçebilir, bana dava önerilerinde bulunabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Bunlar beni çok mutlu eder. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli içeriklerimin olduğu ikinci kanalımı takip edebilir, beni oradan izleyebilirsiniz. Bu arada bundan sonra ikinci kanalımın linki aşağıda açıklamalar kutucuğu değil, yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde olacak. Oradan kanala kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hanna 26 Eylül 1996 tarihinde Çin'de doğdu. Annesi ve babası o doğmadan bir yıl önce tanışmışlardı. Annesi Hanna'ya hamile kaldıktan sonra artık ikili evlenmeye karar verdiler ve küçük bir çekirdek aile oluşturmaya karar verdiler. Her şey gayet normal ilerliyordu ama bir süre sonra Hanna'nın annesi eşinin onu aldattığını öğrendi ve bunun ardından direkt o adamdan boşandı ve bir süre sonra bir iş adamıyla birlikte tanıştı. Birbirlerini sevdiler ve evlenerek Hanna'nın kardeşi hayata geldi, dünyaya geldi diyebilirim, erkek kardeşi. 2003 tarihinde Shuyin, yani Hanna'nın annesi ve Hanna Singapur'a taşınarak oraya yerleştiler. Hanna'nın daha iyi bir okulda okuması, daha iyi bir eğitim alabilmesi için. Hanna ve annesi Singapur'a yerleştikten sonra Hanna direkt olarak bir ilkokula başladı. Güzel bir ilkokula gidiyordu ama o anki geçim sebepleriyle bir pazarın hemen içinde bulunan bir evde yaşamaya başladılar. Daha uygun fiyatta olduğu için. Ama ikili buna asla sorun etmedi. Hanna'nın annesi bu pazarda meyve paketleme işinde çalışıyordu. Böyle bildiğiniz meyveleri kutulayıp gönderiyorlardı. Ve Hanna'nın okulu da bu pazara 15 dakikalık otobüs mesafesindeydi. Bu yüzden Hanna da hani gidip gelmeyi problem etmiyor. Gayet kendinden emin bir şekilde okula gidip gelebiliyordu. Bir problem hiçbir şekilde çıkmamıştı. Öğretmenlerinin söylediğine göre Hanna zeki, yaratıcı, kendi kendine bakabilen ve sorumluluk sahibi bir kızdı. Kendisi birçok işi tek başına yapabiliyordu. Evi temizleyebiliyordu, yemek satın alabiliyordu, yemek pişirebiliyordu. Hatta pazardaki kaldıkları komşulara bile yemek ikram ettiği bile oluyordu. Yani kendi kendine çok iyi bakabilen bir kızdı. O küçük yaşına rağmen. Annesi de küçük kardeşi, yani erkek kardeş Çin'de olduğu için sıklıkla Çin'e gidip geliyordu. Çocuğu ziyaret etmek için, onu da yalnız bırakmamak için. Bu sırada da mesela 2-3 günlüğüne gidiyorsa da Hanna evde tek başına kalıyordu ve evin temizliği, yemeği, okulu, her şeyi tek başına halledebiliyordu. Şahsen konuşmam gerekirse bir anne adayı olarak ben böyle bir şey yapmam. Ama Shuyin, yani Hanna'nın annesi, onu sürekli yalnız bırakıyordu. Evlerinin altında pazar olduğu için kolaylıkla alışveriş yapabiliyor, kendi yemek pişirebiliyor ve okulda yakın olduğu için otobüsle birlikte okula gidip gelebiliyordu. Yani annesi Çin'deyken Hanna kendine çok güzel bir şekilde bakabiliyordu. 10 Ekim 2004 tarihinde Hanna ve annesi telefonda 6 dakikalık bir görüşme yaptılar ve bu görüşmede Hanna annesinden elektronik hesap makinesi ve sandalet istediğini söyledi ve bu Hanna'nın annesiyle yaptığı son görüşmeydi. Telefon konuşmasından birkaç saat sonrasında pazardaki çalışanlar Hanna'yı saat 1 civarlarında, öğlen 1 civarlarında gördüklerini söylediler. Ama bunun ardından 8 yaşındaki Hanna'dan kimse haber alamadı. Annesi Hanna'dan haber alamayınca bir şeylerin ters gittiğini anladı. Annesi bir şeylerin garip gittiğini anladı çünkü Hanna telefonlara cevap vermiyordu. Hanna bunu asla yapan bir kız değildi. Mutlaka annesinin aramalarına cevap verirdi veya geri dönüş sağlardı. Annesi kızından bir geri dönüş alamayınca Singapur'a tekrar geri gelerek polise kızının kayıp ihbarını verdi. Hanna'nın kayboluşunun ardından Singapur ülke olarak ayaklanmaya başladı. Zaten ilk kaybolduğu anda 100 tane gönüllü Hanna'yı aramaya başladılar. Ve binlerce kayıp ihbarı, kayıp ilanı basıldı ve dağıtılmaya başlandı. Polislerin bu davada yaptıkları ilk şey genellikle zaten sorgulama oluyor, biliyorsunuz ki. Pazarda çalışanları sorgulamaya başladılar. Hanna'yı en son kim gördü, nerede gördü, garip bir durum mu vardı vesaire gibi öğrenmek istiyorlardı. Ve küçük bir ipucu buldular. Pazarda çalışan birisi 10 Ekim günü saat 1.30 civarlarında Hanna'yı bir adamla pazarda yürürken görmüştü.
Bu adam da aslında böyle yabancı birisi değildi bu pazara. Kendisi 23 yaşındaki Tu Lenghao'dı. Evet. Evet, isim söyleyemiyoruz. Ama siz zaten bunu takmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kendisi bu annesinin yaptığı, Huang Na'nın annesinin yaptığı mesleği yapıyordu. Meyve paketlemeciliği yapıyordu. Ve Huang Na onu, yani o kadar yakınlardı ki aslında, Huang Na onu bir baba figürü olarak görüyordu hayatında. Ona amca olarak sesleniyordu. Tuk olarak sesleneceğim ben kendisine. Tuk'un bir eşi ve bir tane de çocuğu vardı. İkili o da Singapur'a bir para kazanmak için, daha iyi bir para kazanıp ailesine bakmak için gelmişti ve bu mesleği yapmaya başlamıştı. Polis Tuk'u araştırmaya başladıkça Tuk'ta çok garip şeylerin olduğunu fark ettiler. Yani bir şekilde şüphelendiler, bir şeyler onları rahatsız etti ve 20 Ekim'de Tuk'u sorgulamaya almaya karar verdiler. Ve sorgu içerisinde Tuk, Huang Na'nın kayıp oluşuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini, onunla hiçbir alakası olmadığını söyledi. Polis sorgularda birazcık daha Tuk'u zorlayınca kendisi 3 tane Çinli adamın Huang Na'yı kaçırdığını söyledi. Ama bunun yanlış bir ifade olduğunu polis kanıtlayabildi ama Tuk'un bu olayla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadı maalesef ki. Huang Na'nın annesi Tuk'un böyle bir şey yapmayacağından kendinden gayet emindi. Yani aile dostu gibi görüyordu onu. Kızının onunla birlikte olmasına güveniyordu. Yani ona tamamen güveniyordu. Tuk asla böyle bir şey yapmaz diyordu kendi kendine ve polise. Polis Tuk'u tekrar polis merkezine götürmek istedi. İfadeden pek bir şey çıkamayınca yalan testinin belki de onları bir şekilde yönlendirebileceğini düşünmüşlerdi. Yoldayken Tuk acıktığını söyledi ve polis memurlarıyla birlikte bir restorante giderek yemek yedikten sonra tuvalete gitmesi gerektiğini söyleyerek tuvalette bulunan küçük bir camdan atlayıp olay yerinden kaçtı. Tuk Malezya'ya uçtu ve ortadan kayboldu. Ve bu konumda küçük Huang Na 11 gün boyunca kayıptı. Singapur polisi Malezya polisine bu olayı ihbar etti tabii ki de. Kırmızı bültenle Tuk aranıyordu. Ve bu sırada da Tuk'un çalıştığı yeri, bu meyve paketlemesi yaptığı yeri araştırmaya karar verdiler. Adli bir araştırma yapmak istiyorlardı. Tuk'un çalıştığı yerde kilitli bir deponun olduğunu fark ettiler. Bu kilidi kırarak depoyu açtıktan sonra tekrar dediğim gibi adli bir araştırma başlandı bu depoda. Ve Tuk'un Huang Na'yı kaçırdığıyla ilgili bazı kanıtlar buldular. Depoda bulunan bir masanın üzerindeki el izlerini incelemeye başladılar. Bu el izlerinin küçük bir çocuğa ait olduğu düşünülüyordu. Daha sonra duvarlarda böyle çok küçük bir şekilde böyle kahverengimsi, kırmızımsı bir şeyin olduğunu gördüler ve bunu test ettiklerinde bunun bir kan lekesi olduğunu onayladılar. Ve masanın üstünde yine bazı kumaş kalıntıları vardı. Onu da alarak bir örnek çıkartmak istediler. DNA örneği çıkartmak istediler ama Huang Na 8 yaşında küçük bir kızdı ve Singapur'a çok yeni gelmişti ve bu yüzden de DNA kaydında, database'inde Huang Na'nın DNA'sı yoktu. Masanın üstündeki kumaş kalıntıları demiştim. Bunların sonuçları çıktığında fark ettiler ki bunlar böyle denim bir şeye ait. Yani denim bir kumaşa ait kalıntılardı. Aslında normalde hani bu kalıntılardan pek de bir şey çıkaramazdınız. Yani bir cinayeti çözemezdiniz mesela. Ama Huang Na'nın annesi, Huang Na'nın kayıp olduğu gün ısrarla Huang Na'nın üzerinde denim bir ceket olduğunu söyledi. Ve hatta bu ceketin seti olarak altında bir de eteği vardı. Ve bu etek de evdeydi. Araştırmacılar eteği evden alarak onun kumaşıyla masanın üzerinde bulunan kumaş örneklerini birleştirdiler. Ve öğrendiler ki aslında bu kumaş Huang Na'nın denim ceketine ait olan kumaştı. Ve bu onların ihtiyacı olan son şeydi. Polis yani harıl harıl çalışmaya devam ediyordu. 30 Ekim'e kadar polis yapabilecekleri her şeyi yaptı. Araştırmalarına devam ettiler, Tuk'u aramaya devam ettiler ve bu davanın Huang Na'yı Tuk'a bağlayan bazı kanıtları ortaya çıkartmaya çalıştılar. Ve birden 30 Ekim'de Tuk polise teslim oldu. Bildiğiniz polis merkezine gitti Singapur'daki ve teslim oldu kendi isteğiyle. Polis aslında Tuk'u görünce ondan bir itiraf beklediler ama aslında Tuk'un dediği tek şey size Huang Na'nın bedenin olduğu yeri gösterebilirim, sizi oraya götürebilirim oldu. Pazara yaklaşık 10-15 dakikalık uzaklıkta böyle ormanlık bir alanda bulundu Huang Na'nın bedeni ve meyve paketleme o kutularının içinde bulundu kendisinin bedeni. Bulunduğunda Huang Na bu kutunun içerisinde bir poşetin içindeydi. Yani bedeni fatal pozisyondaydı, poşetlenmişti ve bu kutuya konulmuştu diyebilirim.
Tuk bedeninin nerede olduğunu söyledi polise ama hiçbir şekilde itiraf etmedi. Yani Hangnan'ın hayatını sonlandırdığını polise asla söylemedi. Ve bu yüzden de polis çalışmalarına tekrar devam etti. Çünkü yine ikiliyi birbirine bağlayan kanıtları ortaya çıkartmaları gerekiyordu mahkemede daha sağlam savunmaları olması için. Yapılan otopsilerde Hangnan'ın bedeni rafya ipiyle bağlanmıştı. Bu da Madagaskar'da yetişen bir palmiye çeşidinin yapraklarından üretiliyormuş. Bu rafya ipi dediğimiz şey. Cinsel saldırıya uğramıştı. Boğularak hayatını kaybetmişti. Ve hatta bu da yetmezmiş gibi vücudunda tekme, yani ayakkabı izleri, tekme izleri vardı. Büyük ihtimal Tuk onu boğduktan sonra hıncını alamamış olacak ki onu tekmeleyerek, yani hayatını kaybetmiş küçük kızı tekmelemeye devam etti. Polis Hangnan'ın bedeninin bulunduğu poşeti incelemeye başladı ve bu poşetin bağlanma şekli birazcık farklıydı açıkçası. Ortadan tutulmuş ve garip bir düğüm atılmıştı bu poşete. Ve yine aynı bir o tarz bir poşeti götürerek Tuka bu poşeti bağlamasını istediler. Yani bu poşetleri birkaç tane poşet götürdüler ve ondan onları bağlamasını istediler. Ve Tuk aslında bu konumda polisi kandırabilirdi, daha farklı bir düğüm atabilirdi ama olayın ehemmiyetini anlayamamış olacak ki her zaman yaptığı düğüme attı bu poşetlere. Ve bu Hangnan'ın bedeninin bulunduğu poşetteki düğümle aynı düğümdü. Her poşete hep aynı düğümü, aynı şekilde olan düğümü atmıştı Tuk. Ve polisin elinde yeterince kanıt olunca polis Tuk'a bu buldukları kanıtları söyledi. Biz seninle ilgili şunları şunları bulduk. Şöyle şöyle bir eşleşme var vesaire gibi. Tuk'a bunları söyleyince bundan korkmuş olacak ki Tuk yaptığı şeyi itiraf etti. Yaptığı itirafa gerçekten inanamayacaksınız. Söylediğine göre aslında Hangnan'ın hayatını sonlandırmak istememişti Tuk. Başta saklambaç oynuyorlardı ve bu depodayken Hangnan'ın ayaklarını bağlamıştı Tuk. Geri geldiğinde Hangnan'ın yerde böyle bir komaya girdiğini, bir krize girdiğini gördü ve ne yapacağını bilmediği için Hangnan'ı boğmaya başladı ve onun hayatını sonlandırdı. Yani hayatımda duyduğum en saçma İtiraf buydu herhalde, yani o kadar dava işledim burada. En saçması buydu. Singapur'un kuralları katı ve cezaları da katı olduğundan Tuk'un mahkemesi çok da kolay geçmeyecekti onun için açıkçası. Savunmanın verdiği teorilere göre Tuk Hangnan'ı mango yemek için depoya davet etti ve onu bu şekilde kandırmış oldu. Ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra ona cinsel saldırıda bulundu ve hayatını sonlandırdı. Ve daha sonra dediğimiz bu poşete onu koyup tekrar bu kutuya koyduktan sonra saatin akşam 5.30 olmasını bekledi. Pazarın kapanmasını bekliyordu. Arkadaşından motorunu aldı, ödünç aldı ve eve giderek evde saat 8'e kadar takıldı. Televizyon izledi vesaire. Saat 8 olunca tekrar bu motorla birlikte pazar alanına döndü. Hangnan'ın bedeninin içinde olduğu kutuyu alarak bu bulunduğu yere onu attı. 9 gibi, saat 9 civarlarında arkadaşına ödünç aldığı bu motosikleti verdikten sonra zaten saat 10 civarında Hangnan annesi tarafından kayıp olarak ihbar edilmişti. 26 Ağustos 2005 tarihinde Tuk Hangnan'ın hayatını sonlandırmaktan suçlu bulundu ve hayatının sonlandırılması gereken bir cezaya çarptırıldı diyebilirim. Yani YouTube politikalarına uymaya çalışıyorum bu arada. Kasım 2006 tarihinde ise Tuk'un eşi ve çocuğu onu son kez ziyaret ettiler ve sonraki gün Tuk'un hayatı sonlandırıldı. Yani bu şekilde. 8 yaşında küçük bir kızın yaşadığı son anları size anlattım. Çok üzücü maalesef ki, keşke böyle şeyler yaşanmasa. Yani ne istedin o kızdan, ne istedin? Gerçekten bilmiyorum. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz beni çok sevinirsiniz. Emine Almira, Instagram hesabım buralarda. Bana dava önerilerinde bulunabilirsiniz. Dediğim gibi bu davayı siz bana önerdiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok 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 dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.